tane öğrenci arkadaşlarımızın merak ettiği bir soru da şöyle. Akademisyen, girişimci ve mühendislik olarak hedeflerinizi siz nasıl belirlediniz? Bunları belirlerken kimlerden ilham aldınız? Ve bunlara nasıl ulaşılabilir kıldınız? Aslında benim biraz tesadüf, biraz isteyerek, biraz tesadüfle değil. Ya ben elektrik mühendisliği okudum. Matematikle çift anadal yaptım ama hep bilgisayarlarla ilgiliydim. O yüzden de yani hepsini kapsayan bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Mümkün olduğu kadar hep geniş tutmaya çalıştım. Yani hep birçok şeyle ilgiliydim ve hepsini birden yapmaya çalıştım. Şimdi hepsini birden yapmaya çalışınca farklı problemlere, farklı bakış açıları getirebiliyorsunuz. O yüzden de yani onun ben faydasını gördüm yani. Bu multidisipliner dediğimiz hani farklı birçok disiplinin bir araya getirilmesi. Ve onları belli bir yere odaklanıp, belli uygulamalar geliştirmeye yönelik odaklanması benim hep hedefim oldu diyeyim. Peki sizin öğrenciyken rol modeliniz var mıydı hocam? Yine farklı zamanlarda farklı genelde hocalarımız rol modellerimiz de o zamanlar. Yani girişimcilik hiç aklımızda yoktu. Zaten Türkiye'de gündemde olan bir konu değildi. Farklı zamanlarda farklı hocalarım diyeyim ama en son doktora hocam benim gerçekten hayatta rol modeli aldığım biriydi. İlginç bir şekilde o da girişimciydi. Kendi şirketi vardı. Belki de benim girişimciliğimde etkisi olmuştur. Aslında hiç düşünmemiştim ama mutlaka etkisi olmuştur. Yani yaptığı çalışmalarla, ürettiği işlerlere, girişimciliğiyle... Yani çok, o da çok mantıklı disiplinler bir insandı. İşte fizik okumuş, sonra tıp okumuş, sonra matematik okumuş. Ve hep böyle bunların karışımından çok sıra dışı çalışmalar ortaya koyuyordu. O bana çok ilginç geliyordu her zaman. O rol modellerinden biriydi. Süper. Peki hocam şimdi üniversite öğrencilerine ne tavsiye edersiniz siz? Bu alanda çalışmak istiyorlarsa, uluslararası tecrübe kazanmak istiyorsa, şu an vakitleri varken, çok fazla fırsatları varken neler yapmalılar? Yani bir kere benim genelde hep tavsiyem mümkün olduğu kadar opsiyonları açık tutmak. Yani lisans düzeyinde çok farklı disiplinlere ekspoze olmak. Hatta bu son zamanlarda bu T-shaped people diyorlar, yani T tipi insan. Bir yandan çok geniş, farklı konularda bilgisi olacak. Belli bir konuda da derinlemesine bilgisi olacak. O yüzden ben bu T-shaped insan olmaya yönelmelerini tavsiye ederim. Yani mümkün olduğu kadar çok farklı alanlardan yüzeysel de olsa bilgiler edinsinler. Ama bazı konularda da ilgilendikleri, sevdikleri konularda da daha derinlemesine çalışma yapsınlar. Mümkün olduğunca geniş perspektiften bakmayı öğrenmeleri bence çok önemli bir nokta. Peki hocam, Türkiye'de bilim kadını olarak karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Ve bunlarla nasıl başa çıktınız? Yani bir kadın olmanın tabii çeşitli zorlukları var. Özellikle teknik bir konuda çalıştığınız zaman insanlar pek inanmıyor, güvenmiyor. Biraz da şaşırıyorlar, yani genelde wow diyorlar ama akademisyen olmanın getirdiği belli bir saygınlık var. Yani bir profesör titri biraz bazı ön yargıları ortadan kaldırıyor. O yüzden de birçok iş kolundaki kadınlara göre ben daha az aslında ön yargı gördüm diyebilirim. Ama yine de teknik konuda çalışan bir kadın olması biraz böyle şaşkınlıkla karşılanabiliyor özellikle şirketimiz olduğunda. Onunla nasıl şey yapıyorsunuz? Yani yorumluyorsunuz ve yönetiyorsunuz? Yani ben aslında çok özel bir çaba göstermiyorum. Yani belli başarılarınızla, bilgi düzeyinizle bir noktadan sonra güven uyanıyor. Peki hocam, birçok alanda tecrübe, deneyime sahipsiniz. Sizce doğru meslek nasıl seçilir? Vallahi benim hep söylediğim, sevdiğim meslek, zevkle yaptığım meslek doğru meslektir. Çünkü bir ömür boyu yapıyorsunuz yani her şeyden. Daha fazla zamanınızı o meslekte harcıyorsunuz. O yüzden gerçekten sevdiğiniz bir konuda çalışmak çok çok önemli. Ve çocuklarıma da dediğim, yani çöpçülük de yapacaksanız severek yapın. Ne meslek yapacaksanız, ne iş yapacaksanız yapın, o konuda kendi seçiminiz ama bunu severek yapın. Süper. Peki hocam, siz ekip oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani öncelikle ekipteki en önemli şey bence tabii ki bilgi çok önemli ama ondan da önce sahiplenmek, işi sahiplenmek ve
gerçekten zevkle çalışmak. Hı hı. Şu an hatta bazen biz işe göre kişi değil, kişiye göre iş de olabiliyor. Çünkü kişinin özellikleri çok önemli. İyi bir kişi başka şeyleri de, bilmediği şeyleri de hızlıca öğrenebiliyor. Ama sadece bilgi yeterli değil. Yani uyum, beraber çalışmak ve en çok en önemlisi de işi sahiplenmek. Evet, inisiyatif alabilen, yaratıcı. İnisiyatif alabilen, yaratıcı ve yaptığı işi zevkle yapan ve sahiplenen kişi benim için en öncelikli özelliklere sahip. Süper. Öğrenci arkadaşlara bayağı işi tutacak bu diye düşünüyorum.